Fakat emeklilerin başka sorunları da var. Bir yaşı bekleyen, emeklilikte yaşı bekleyenler var. Bir de emeklilikte sorun yaşayanlar var. Şimdi kredi alıyoruz. Sonuçta bu maaşlarla yaşayamıyoruz. Ciddi borcumuz var. Biz de mağduruz. Siz işletmelere borç yapılandırması getiriyorsunuz. Emeklilere de getirin. Çünkü ekonomide onlar darboğaza düşerse ciddi sıkıntılar oluşur. Aileleri de sıkıntı içinde deniliyor. Kim diyor bunu? Türkiye Emekliler Derneği. Şimdi Türkiye Emekliler Derneği hukuk danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu'na soracağız. Efendim emeklilerin acaba ne kadarlık bir borcu vardır? Siz borç yapılandırmasını neden istiyorsunuz? Çok mu borçlusunuz? Bu borç yapılandırması gelir mi? Emeklilerin durumu nedir efendim? Soralım size. Şimdi öncelikle bakın Türkiye Emekliler Derneği Türkiye Emekli Profili anketleri yapmaktadır. Hı hı. Yani bunları 2 yılda bir biz değerlendiririz. Şimdi en son yaptığımız, geçen yıl itibariyle yaptığımız ankette size şunu soruyoruz emekliye. Gelirin ihtiyaçlarını gidermeye yeterli mi? Yetersiz diyenlerin oranı %80. Borçlu musun diyoruz, borcunuz var mı diyoruz. Evet, %81 diyor ki evet borçluyum diyor. Peki diyoruz ki bu borcu ödemede sıkıntı yaşıyor musun? Peki diyoruz ki bu borcu ödemede sıkıntı yaşıyor musun? %93'ü evet sıkıntı yaşıyorum diyor. Bakın çok ciddi bir rakam. Ve %60'ı da kredi kartı kullanıyor ve bunların da %90'a yakını borçlu vaziyette. Dolayısıyla şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun gelir ve yaşam koşulları araştırması daha yeni yayınlandı. Burada da aynı bizim yaptığımız anketteki rakamları doğrulayan taksit ödemeleri veya borçları olanların oranları %69,2 oldu diyor Türkiye İstatistik Kurumu. Bakın bir taraftan da sizi Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunu sizle paylaşmak isterim. Burada şu anda hane halkının borçlarının 574 milyara çıktığını ve bunun %89,8'inin bankalara olan kredi borcu olduğu açıklandı. Bunu açıklayan Merkez Bankası. Ve 12 yıllık bir sürede hane halkının borçları 55 kat artmış. Emekli. Yani hane halkının borçları, tabii bunların önemli bir kısmı emekli biliyorsunuz hane halklarının. Yani şimdi 13,5 milyon emekli var. Ailelerle birlikte 20 milyon ve 32 milyonun borçlu olduğunu söyleniyor. Biz bunun aşağı yukarı 12 milyon civarındaki kısmının emeklilerin borcundan kaynaklandığını tespit ettik araştırmalarımızda. 20 milyon emeklinin 12 milyonu borçlu. Yani 13,5 milyon emeklinin 13,5 milyon emekli ailelerle birlikte 20 milyon. Yani işte bunun 20 12 milyonu aile. Borçlu evet. Yani çok ciddi vaziyette bankalara borcumuz var. Ve endişeliyiz. Her krizden veya ekonomik sıkıntıdan emekliler neticede bedel ödedi. Peki, şimdi takibi yine aynı bedeli oranı belli bugüne, mi? Bakın Cafer bugüne Bey. Kadar tüm açıklanan tedbirlerde maalesef emekliyi rahatlatacak hiçbir tedbir yok. Aldı emekli şu anda 3 aylık enflasyon 9,74. Yani bakın 3 ay içinde aldığı yani maaş zammı eridi gitti. Şimdi Enflasyon farkı var. Bir de biner lira verilmişti. Maaş artışları verildi. Şimdi verilen biner lira... Ama geçim zor yetmiyor diyorsunuz değil mi? Geçim zor yetmiyor ve bakın bugün emekli maaşı 850 lira 1000 lira arasında bağlanıyor. Şimdi yaş bekleyen arkadaşlar inşallah bu çözülecek sorunları ama bağlanacak emekli maaşları 850 lira 1000 lira arasında. Bu çok önemli 2008'de çıkan yasa nedeniyle. Şu anda emekli çok ciddi bir kayıp içinde. Tabii bizim önemli beklentilerimiz de var. Örneğin intibak gibi ve ilave ödemelerde artış gibi. Yani şu anda emeklinin aldığı parayla geçinmesi zor. Bu nedenle emekli krediye yükleniyor. Bakın bankalar ne yapıyor biliyor musunuz? Tamamını kesiyor. Maaşın tamamını kesiyor. Şu anda bu şekilde olan emeklilerimizin oranında %50 civarı. Yani bankalardan kredi almış. Bunların %50'si tamamını bankalara, maaşları bankalara bloke. Dolayısıyla masraflarımız arttığı için, geçim daha da zorlaştığı için bizim için enflasyon, kredi borcunu ödüyoruz. Bütün maaşımız oraya gidiyor, elimize bir şey kalmıyor. Kalsa da kalanla hiç geçinemiyoruz. O yüzden bizde de borç yapılandırması getirin diyorsunuz. Tabii. 12 milyon liralık borç için bunu söylüyorsunuz. Evet, bakın yeni ekonomik programda bir tespit var. Yani bir endişeliyiz. Diyor ki
mali açıdan sürdürülebildiği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal sigorta sistemi yeniden düzenlenecektir. Bu şu demek, bu emekli maaşları yeniden aşağı indirilecek demek. Zaten açlık sınırında emeklinin %90'a yakını açlık sınırında maaş alıyor. Bunu bu ekonomik programdaki, yani yine yükü emekli sen çekeceksin demek istiyor bu ekonomik program. Biz bu nedenle öncelikle şu anda emeklinin normal, yani karnını doyurabilmesi için, karnını doyurabilmesi için bir destek istiyoruz. Yapılandırma istiyoruz. Peki, ve yükün tamamını emekliye... hiç görüştünüz mü bu konuda, bir talebiniz oldu, bu talep değerlendiriliyor mu, yoksa yeni mi gündeme getirdiniz? Yani olumlu sonuçlanır mı? Böyle bir sinyal aldınız mı? Görüşme yaptınız mı diye sormak istiyorum. Tabii, yani olumlu sonuçlanması lazım. Biz kamuoyu yaratmak amacıyla hem ilgililerle görüşürken... Dün açıklamalarınız Anadolu Ajansı'na düşmüştü bizde. Tabii, kamuoyu yaratmak amacıyla bu çeşit açıklamaları yapıyoruz Türkiye Emekler Derneği olarak. Bu kamuoyunun desteğini sağlamak için yapılan açıklamalardır bunlar. Yani tabii ki bankayla bir görüşme olmadı. Hakkınızdır, yapılandırsın. Hayır hayır, ilgililerle görüşüyoruz. Yani bir mesela Bankalar Birliği bunu yaptığı zaman onlara da ilettik taleplerimizi. Yani siz böyle bir açıklama yapıyorsunuz ama burada emeklileri de düşünün diyoruz. Bir cevap geldi yani, mi Bankalar Birliği'nden? Hayır hayır, gelmedi. Yani gelmedi henüz daha böyle bir şey. Gelir mi? Bir cevap yok. Zor. İşte biz bu kamuoyu sayenizde bugün bunu gündeme getirdiniz. Size teşekkür ediyoruz. Daha bu çeşit programlar sayesinde bunu gündemde tutarak, kamuoyu yaratarak bu baskıyı, kamuoyu baskısını artırmak ve icap ederse tabii biz yasal yollara da başvuruyoruz. Peki bu, emeklinin borcu kredi kartı borcu mu, ihtiyaç kredisi mi? İhtiyaç kredisi efendim, çoğunluğu. Karnını doyurmak için. Yani evine, mutfağına bir ekmek getirebilmek için alıyor. Yoksa yani zaten bankaların verdiği kredi miktarı belli. 1000 lira maaşı olana banka ne kredi verir? Ortalama ne kadar kredi emeklinin kullandığı? Ortalama. Ortalama 2000 lira, 3000 lira. Yani 2-3 bin liralık ortalama. Bunu ödeyemiyor bakın, yani bunu ödeyemiyor. Ödeyemez ki 1000 lira. 850 lira emekli maaşı olan bunu nasıl ödeyecek? 1000 liranın altında emekli maaşı yok ama 1000 lira da ödeyemez yani. Var efendim, yani 1000 liranın altında var. Bakın daha yeni geçen... 1000 lira olsa da ödemekte zorlanırsınız. Faturalar çok ağır. Kiradaysan kira ağır. Gıda, mutfak masrafı biraz arttı. Dolayısıyla bir de kredi borcu varsa zorlar. Yani. Şu bilgi var mı? Emeklinin kirada oturan emeklinin oranı var mı? Bilgi olarak. Kirada oturan, yine bu araştırmamıza göre kirada oturan emekli oranı %35 civarında. Yüksek. Çok yüksek. Yüksek tabii. Tabii. Yüksek. Yani rakamlar ciddi yüksek. Yani bugün devletin iç borcuyla hane halkının iç borcu eşitlenmiş vaziyette. Bakın devletin iç borcuyla hane halkı borcu eşitlenmiş vaziyette. Yani dolayısıyla ve bakın emeklinin aldığı maaşın tamamı iş piyasayı canlandırmaya gidiyor. Yani iş piyasayı tamamı çünkü harcıyor. Yani tutması mümkün değil. Bunun için eğer siz ekonomik krizden çıkış arıyorsanız, evet, eğer işletmeleri ayaklandırmak istiyorsanız emeklinin bir rahatlaması lazım. Bu harcamaları, yani evet, gıda harcamasını yapabilmesi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu. Sağ olun efendim. Şimdi Anadolu Ajansı'nın dün haberiydi bu çağrı. Emekliler de firmalara bu olanağı veriyorsunuz. Bizim de borçlarımız yapılandırılsın diyorlar. Türkiye Bankalar Birliği'nden böyle bir destek istiyorlar. Birazdan sorarız kısa bir yorum. Acaba Ankara'dan böyle bir destek gelebilir mi diye. 13,5 milyon emekli var. Aileleriyle beraber bu sayı 20 milyon. Ve 12 milyon lira borç, ağırlıklı olarak tüketici ihtiyaç kredisi ihtiyaç kredisi çekilmiş ve maaşlarından borçları kesiliyor ama hiç elimize para kalmıyor. Ortalama 2-3 bin liralık bir borçtan bahsediliyor ve %35'i de kirada oturuyor ama tabii şimdi önce 15 milyon önce